Bu videoda tam kare olmayan, tam kare olmayan kareköklerin sayısal değerlerini tahmin edeceğimiz iki örnek üzerinden gideceğiz. Diyelim ki 32'nin karekökünün kaç olduğunu tahmin etmeye çalışıyorum. Bu arada 32'nin karekökü bir tam sayı olmadığından aslında alacağı sayısal değerin hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmaya çalışacağım. Bunu bulmanın en kolay yolu ise 32'nin hangi iki tam kare arasında olduğunu bulmak. Bir bakalım, Evet, 32'den küçük, en büyük tam kare nedir diye sorsam, ne dersiniz? 25, böyle değil mi? 32'den küçük, en büyük tam kare 25. Yazıyorum, 25 küçüktür 32. Aslına bakarsanız, 25, 5'in karesidir. Biz bunu 5'in karesi olarak yazsak daha güzel. 5'in karesi küçüktür 32. Peki, 32'den büyük ilk tam kare hangisi? Tabii ki 36. Yani 32 küçüktür 6'nın karesi. Bu eşitsizlikteki tüm sayıların karekökünü alırsak, 5'in karesi yerine 5 küçüktür karekök 32 küçüktür 6 yazabiliriz. Buradan buraya geçmek için tüm sayıların karesini aldık ve eşitsizlik hala geçerli olduğundan 32'nin kare kökünün sayısal değerinin 5 ile 6 arasında olduğunu yani 5 virgül bir şey olacağını biliyoruz. Evet gelin bir örnek daha yapalım. Evet şimdi de 55'in kare kökünün hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulacağız. Az önce yaptığımız gibi bunun karesini alırsak 55 olur. Aynı renkle yazayım. Evet 55. Peki 55 hangi iki tam kare arasında? 55'ten küçük en büyük tam kare 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64 ise buraya 49 gelecek. Hatta 49 yerine 7'nin karesi yazalım. 55'ten büyük en küçük tam kare ise az önce söylediğim gibi 7'nin karesi 49 ve 8'in karesi 64, 55'ten büyük. Küçüktür 64 ya da 8'in karesi. Hatta biraz daha anlaşılır olması için 55 yerine kök 55'in karesi yazalım. O halde karekök 55'in sayısal değeri hangi iki tam sayı arasındaymış? 7 ve 8 arasında. 7 küçüktür karekök 55, küçüktür 8. Gördüğünüz gibi bu kareköke alınan sayıların sayısal değerlerini tahmin etmek için güzel bir yöntem. Yani, birisi size 55'in karekökü kaçtır diye sorsa, ben bunu hesap makinesi olmadan hesaplayamam diye düşünseniz de, 55'in 49 ile 64 arasında olduğunu bildiğiniz için, 55'in karekökünün de 7 ile 8 arasında 7 virgül bir şey olduğunu söyleyebilirsiniz. Hatta işin asla 55'in 49'a mı yoksa 64'e mi daha yakın olduğuna bakıp, virgülden sonra gelecek sayı hakkında bir tahmin bile yapabilirsiniz. Gelin son bir örnek daha yapalım. Bu sefer de karekök 123'ün hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulacağız. Hatta bu sefer önce siz bulun. Videoyu durdurun ve bunu kendiniz deneyin. Evet, karesini alınca 123 ediyor. Peki 123'ten küçük en büyük tam kare hangisi? 10'un karesi 100, 11'in karesi 121, 12'nin karesi 144. O zaman buraya 11'in karesi yazıyorum. 121 küçüktür 123, bu da küçüktür 144. Bunların kareköklerini aldığımızda da 11 küçüktür, karekök 123 küçüktür 12 elde ederiz. Evet, 123'ün karesi neymiş? 11 virgül bir şey. Hatta bu sayı 11'e 12 olduğundan daha yakın olacak çünkü 123, 121'e 144'e olduğundan çok daha yakın. Cevabı hesap makinesiyle kontrol edebilirsiniz ama 123'ün karekökünün 11 virgül bir şey olacağını tahmin ediyorum. 123'ün karekökü tabii ki de 144'ün karekökünden küçüktür ama hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmaya çalıştığımız için buraya 144 yerine 12 yazsak daha güzel.